Bu bölümde e, fiillerin aksamı sebası yani yedi kısma ayrılması nazara verilecek ve devamında bu yedi kısımdan iki tanesi salim ve mehmuz olanlar e, bu programın sınırları içinde e, ele alınacak. Fiiller önce kendi arasında sahih ve illetli diye ikiye ayrılıyor. Sahih fiiller salim, mehmuz, muzaaf, ve illetli fiiller de misal ecvef, nakıs ve lefif. Bunlar isimleri, bunların ne olduğu her biri yeri geldiğinde tek tek görülecek. Salim fiil, e, fiilin yedi kısımlarından, yedi kısmından birincisi. Kendisinde illet harfi olmayan, şedde ve hemze bulunmayan fiillere salim fiil deniliyor. Ve çekim itibariyle en kolayı bunlardır. Ve bunlar kurallı. Hani İngilizce'de düzenli düzensiz fiiller var ya bunlar düzenli fiiller kabilinden. Bunları öğrenmek daha kolay. Mesela ketebe, ketebe nasara bunlar salim fiillerdendir. Ve sıkça karşımıza çıkmaktadır. Biz burada misal olarak nasara fiilinin Kur'an-ı Kerim'de ne gibi farklı şekillerde e, kullanıldığını görmeye çalışacağız. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ bi Bedr'in. Andolsun Allah size Bedir'de yardım etti. Ve entum ezille siz güçsüz olduğunuz bir halde iken. Burada nasara yardım etti, kum size, Allahu Allah. nasara fiil küm bunun mef'ulü faili ise Allahu Allahu Teala e, Bedir'de size yardım etti ve entum siz güçsüz bir halde iken burada Nasara'yı gördük diğer ayette Yansur'u göreceğiz in yansur kümullah felâ lekum Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Burada in eğer anlamına geliyor ve yansuru fiilini cezme diyor. Eğer Allah size yardım ederse, Fela galib elakum size galip gelecek yoktur. Galip yerine galip telaffuzda da birbirine yakın. Burada emir şeklini göreceğiz. Allah'a dua ederken Bakara suresinin sonunda geçiyor. Ente Mevlana Allah'ım sen bizim Mevlamızsın. Fensurna bize yardım et. Alel kavmil kafirin kafir kavme karşı bize yardım et. Nasara yensurudan emir olarak unsur geliyor. Tabi Allah'a aşağı bu emir manası denilmesi uygun düşmez. Allah'tan talep isteği ifade eder. Alttaki örnekte istansara İstansara, Nasara kökünün istifal veznine e, yansıtılmış şekli. Yani Nasara yardım etti, İstansara yardım istedi. İst, başa gelen ist, e, istemeyi ifade ediyor. Oradan hatırınızda kalabilir. Hz. Musa'nın hayatından bir bölüm. Hz. Musa e, Mısır'dayken ve Firavun'un sarayında yaşadığı günler bir gün, şehirde bakıyor iki kişi dövüşüyorlar. İşte birisine yardım edecek. E, yardım da ediyor. Diğer gün tekrar aynı kişinin başkasıyla dövüştüğünü görüyor. İşte ayet-i kerime bu kısmını anlatıyor. Fe izellezi Musa bir de ne görsün? İstansarahu bil ems dün kendisinden yardım isteyen yastasrihuhu feryat ile yine ondan yardım istiyor. Yani burada istansara Nasar'a e, kökünden gelen bir kelimenin istifal veznine e, sokulması ve Nasar'a yardım etti ama İstansar'a yardım istedi. O anlama geliyor. Burada e, iki tane misal görmekteyiz. Nasrullah, Nasrallah. Yani Allah'ın yardımı anlamında ama bunlardan birisi. E, merfu Nasrullah, diğeri ise e, Nasrallah yani mansup durumda. Bütün içinde görmeye çalışalım. Daha önceki e, ümmetlerde zor çetin günler yaşanmış, gerek Peygamber gerek Peygamberin yanında bulunanlar zor günler geçirmiş. Kur'an-ı Kerim bize bunu hikaye ediyor. Mas'atumul be'sa'u darra'u onlara öyle darlıklar sıkıntılar dokundu ve zülzilu ve sarsıldılar. Zülzilu, zelzele. Bunun meçhulü. Hatta öyle ki yegular rasul peygamber deyinceye kadar vellezine amanu ve onunla beraber iman etmiş olanlar şöyle deyinceye kadar e, sarsıldılar. Meta nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman? Devamında ele iyi bilin ki inna nasrallah Allah'ın yardımı garibun yakındır. Burada nasra bunu e, mansup okutan başındaki innedir. Ve inne is, bu şekilde ismini nasb etmiştir. Garibun kısmı onun haberidir. Onu da ref etmiştir. Önceki konularla bu şekilde bir bağlantı e, görebiliriz. Belillahu <Sessizlik> mevlakum Doğrusu sizin Mevlanız Allah'tır. Mevlakum, Mevlana. Yani Mevla Allah'ın isimlerinden. Mevlakum, Allah sizin Mevlanızdır. Ve huve o hayrun nasirin, yardım edenlerin en hayırlısıdır. Nasır, yardım eden. Ee, peki nasrine nereden ulaşacağız? Nasır ismi fail. Nasır'un, Nasır'ani, Nasır'une. Nasır bir yardım eden, Nasırani iki yardım eden, Nasırune çok yardım edenler. Ama burada Nasırine geldi. Hayır kelimesi izafet halinde. Dolayısıyla bundan dolayı mecrur oluyor. Mecrur halinde ise cem Müzekker Salim kalıbında geldiğinden Nasırun Nasırın haline geliyor. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Burada ise ensar kelimesini görmekteyiz. Ensar e, muhacirler var, bir de ensar var. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir deniyor. Medine'de onlara sahip çıkanlara ensar deniliyor. Kur'an-ı Kerim muhacir kavramını da kullanır, ensar kavramını da kullanır. Şöyle ki: Lagat teb Allahu Andolsun Allah tevbelerini kabul etti. Alen nebiyin peygamberin ve Muhacirine, muhacirlerin ve ensar ensarın ellezine ki bunlar ittabuuhu peygambere tabi oldular fil saatil usrati zor saatte. Yani Tebük seferine çıkılacak. Düşman e, Bizans gibi devrinin en güçlü e, devleti. Mevsim yaz mevsimi çok sıcak ve Müslümanların fazla bir imkanı da yok böyle bir zamanda muhacir ve ensar peygamberin yanında yer aldı işte Allah onlara mükafatını bildiriyor Allah onların tövbelerini kabul etti ensar yardım edenler anlamında yani nasırin şeklinde de gelir ama kırıkcem olarak ensar şeklinde de gelir Burada da mansur şeklini görmekteyiz. nasır yardım eden, mansur yardım edilen. Ayette şöyle geçiyor. Velakat sebagat kelimetuna Allah buyuruyor. Bizim kelimemiz geçti. Yani söz verdik şuna. Ya ibadinal murselin gönderdiğimiz peygamber kullarımıza elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza Ezelde şöyle söz verdik. İnnahum onlar lahumul mansurun onlar gerçekten mansurdurlar. Yani Allah'ın yardımına mazhar kılınacaklardır. Burada mansur e, mef'ul veznindedir. Yardım edilen demektir. Bunu çektiğimiz zaman mansurun mansurani mansurune tamamen kalıba uygun bir şekilde mansurune şeklinde burada karşımıza çıkmıştır. Salim fiille ilgili bu kadarını yeterli görüp buradan mehmuz fiile geçiyoruz. Mehmuz fiil kendisinde hemze bulunan fiil demektir. Ne gibi? E, üç şekilde karşımıza çıkar. Ya ilk harfi hemzelidir, ya orta harfi hemzelidir veya son harfi hemzelidir. Yani sülasi fiilleri zaten el alıyoruz. E, üç tane harfi olduğuna göre bunun ya başında hemze var ya ortasında var veya sonunda var. Başında hemze olan ekele ortasında e, hemze olan seele sonunda hemze olan garae ekele yedi anlamında seele sordu anlamında garae okudu anlamında bunların bazı görünümleri mesela ekele yedi yekulu yer Ekil yemek. Ekil yiyen kişi ismi faili. Mekul yenilen ama emir olarak ise kul. Ekele yekulu kul. Bu şekilde geliyor. Sele sorduğu, istediği anlamında. Yeselu sorar. Sual sormak. seil soran kişi. Mesul sorulan kişi. Sel sor. Gara'e okudu anlamında. Yagra'u okur. Gra'e kıraat okumak. Gari okuyan. Mesela Mehmet Akif'in şiirlerinde ey sevgili kari ibaresi geçer. Sevgili okuyucu demektir. Bazıları bunu yanlış bir şekilde telaffuzda ederler. Makru okunan demektir. Mesela Kur'an'la ilgili deriz ki El-Kur'anu huve kitabun makru'un e, kitap okunan bir kitap, e, Kur'an okunan bir kitaptır. Emir olarak da, e, garae kökünden e, gelen e, emir şekli, ikra, oku, ilk vahiy, oku emriyle başlamış. Peygamberimize gelen ilk vahiy, ikra emriyle başlıyor. Muzari'den, e, emir, e, Muzari'den yapılır. İşte, Mesela ekeleden nasıl emir yapılacak? Ona bakalım. Ekele ye kulu. Ye kulu sonunu cezme diyoruz ve baştaki ye'yi de kaldırıyoruz. Bu defa geriye kül kalıyor. Kul, kula, kulu. Kül sen ye, kula ikiniz, kulu siz yiyin. Ve bunun müennesi külü, kula, külne. Kur'an'dan örneklerle daha iyi hatırlayabiliriz. Ve kulna Allahu Teala buyuruyor. Biz dedik ki: "Ya Adem, ey Adem, uskun yerleş. entesen sen ve zevcuke eşin el cennete, cennete yerleş. Yerleşin." Ve kula minha oradan yiyin, ra'den bolca. haythu şituma dilediğiniz şekilde bolca cennetin nimetlerinden yiyin. Burada Adem ve Havva'dan bahis var. Onlarla ilgili emir, kula ikiniz yiyin. Ama hepimize yönelik ilahi bir hüküm, Allahu Teala kulu ve şrabu diyor. Kulu ve şrabu yiyin için min rızgille Allah'ın rızkından. E çok kolay, kulu yiyin, şrabu için nereden min rızgille Allah'ın rızkından. Müennese emir kuli gelecek. Bu da Hazreti Meryem'le alakalı Kuranda yer almakta. Ee, Hazreti Meryem'e deniliyor ki, fakuli artık ye wa bir iç vakari aynen gözün aydın olsun. Yani kendisine e, oğlu İsa'nın e, müjdesi var. Yani e, onun doğacağı müjdesi var ve bununla alakalı da artık ye iç gözün aydın olsun deniliyor. Ekeleden, eden, yiyen kişi anlamında ismi fail ekil gelir. Kur'an-ı Kerim'de cehennem ehlinin zakkumdan yemeleri anlatılıyor ve bu anlatılırken şöyle bildiriliyor. Fe innahum onlar le ekilune ondan yerler. E, minhe minha ondan zakkum ağacından femaliune doldururlar minha ondan elbutun butun karınlarını. Burada ekilune ekele yedi ye kulu yer ekil yiyen ekilu ekilune yiyen kimseler. Onlar cehennemdeki zakkum ağacından yiyen kimselerdir. Ve femaliune mali böyle mele'e doldurdu anlamında ve dolduran kimselerdir. E, Minhe o cehennemdeki zakkum ağacından butuğun karınlarını. Yahudilerin bir kısmının durumu anlatılıyor burada. Semmaun elilke dip onlar e, yalana kulak verirler. Ekkelun eli suht çokça haram yerler. Ekil yiyen demek. Ekilun bunun çoğulu. Ekkelun bunun mübalağalı ismi faili çokça yediklerini, çokça haram yediklerini ifade ediyor. Bir de mekul kelimesi kısa surelerden elem te rakeyfe'de geçmekte. Allahu Teala Kabe'yi haraba çal, yap, harabe haline getirmek için gelenlerin nasıl harab olduklarını bize anlatıyor. Ee, sürüler haline kuşlar gönderiliyor. Üzerlerine adeta bombalıyorlar onları. Ve bu ordu ne hale geliyor? Fecaalehum Allah onları kıldı Kabe'yi harap etmeye gelenleri mekul yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Çekirgeler bir ekin tarlasına girer, her şeyi yiyip bitirirler. Ekinler artık delik deşik olmuştur. Bunlar da o şekilde delik deşik hale geldiler. Buradan diğerine geçiyoruz. Ortada hemze olan fiiller. Örnek olarak da se'ele. Sele se sordu istedi anlamında. Sele emir sele se yeselu sel şeklinde veya isel şeklinde geliyor. Burada sel şeklini görmekteyiz. Sele se yeselu e, isel veya sel. Sel beni İsrail ile İsrailoğullarına sor. Kemâtey e, min ayetin ve yine. Biz onlara ne kadar apaçık ayetler vermiştik. Ee, burada se'le yes'eludan sor anlamında sel. Ama başına vav veya F geldiğinde sel değil de e, is'el kısmı kullanılıyor. Mesela Veselullah'a min fadlihi Allah'ın lütfundan isteyin. Yani vav olmasa burada Selullâhe min fadlihi olabilirdi. Böyle de kullanılabilirdi. Ama başında V veya F olduğunda o zaman e, is'elu kısmı e, tercih ediliyor. O kullanılıyor. Ves'elullâhe isteyin min fadlihi Allah'ın lütfundan e, isteyin. Yine e, sorun anlamında Fes'elu ehle zikri zikir ehline sorun. Yani bilenlere sorun. İn kuntum la talemun eğer bilmiyorsanız. Feselu yani burada da f başında f olduğundan isel şekli kullanılıyor. Isel sen sor. Isela ikiniz sorun. Iselu siz sorun. F geldiği zaman feselu. Feselu ehle zikri zikir ehline sorun. İn kuntum la talemun eğer bilmiyorsanız. Me'ariç suresinin birinci ayetinde ise mazi ve fail şekli yan yana yer alıyor. Se'ele se'ilun, se'ele sordu, istedi. Se'ilun, bir isteyen, bir azabın vaki, vaki olacak bir azabı istedi. Vaki, vakıa, meydana gelme. Yani meydana gelecek bir azabı bir isteyen istedi. Yani bazıları e, bu şekilde azabı adeta istiyor. E, bunu anlatan bir ayet. Ve Allahu Teala la eldir, La yüselu amma yefal yaptığından la el. Allah'a sorulmaz. Ve hum yüselun onlara onlar ise sorulacaklardır. Burada sele sordu. Eee yeselu sorar. Yes elun'un meçhulü yüz elo e, yüz sorulur ama la geldi başına la yüz Elu sorulmaz Allah sorulmaz Amma yefal yaptığından vahum yüz yüselun. onlar ise sorulurlar e, ve bu yüz ulaşmamız için yüz elu yüz elani, yüz e, bu şekilde çekimini rahatlıkla yapabiliriz Bir de eee bir takım e, harf ilaveleriyle fiilden fiil türetme gibi, seleden tesele sele sordu istedi, Tese'ele birbirlerine sordular. İşte Amme Suresinin başı, Amme an eyi şey demek, an eyi şeyin demektir bu. Hangi şeyden yetesale birbirlerine soruyorlar? Hangi şey hakkında birbirlerine soruyorlar? E, bu e, tesâle kökünden geliyor. Tesâle, yetesâlu e, ve bunu çektiğimizde yetesâlu, yetesâlâni, yetesâlûne. Onlar birbirlerine soruyorlar. Sâle'den e, ismi mef'ul mes'ul gelir. Ayette şöyle geçiyor. Ve kâne Allâhi mes'ûlen. Allah'ın ahdi mes'ûldür. Allah'a verilen söz sorumluluğu gerektirir ve bunun gereği insana sorulacaktır. Mesul. Mesul kelimesinin çoğulu Mes'ulun, mesulani, mesulüne. Mesul bir kişi, mesulani iki mesul kişi, mesulüne mesul olan kişiler. Vakifuhum <laughs> Allahu Teala cehennem ehli ile alakalı diyor ki tutuklayın onları. İnnehum mesulun çünkü onlar mesuldürler. Sorguya çekileceklerdir. Buradan igra ona geliyoruz. İgra e, yani garae kökünden e, gelen bir kelime. Kara e üçüncü harfi e, işte e, hemze olan bir fiildir. Emir igra geliyor. Garae yagra'u. Buradan emir igra. İgra Bismirabbik. Rabbinin ismiyle oku. Ellezî halak ki o yarattı. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Ve igra bunu çektiğimizde igra, igra'a, igra'u. İgra'u siz okuyun demektir. İşte fakra'u okuyun. Ma teyessara minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Size müyesser olanı, size nasip edileni okuyun. ''Gara'e okudu'' demek, bunun meçhulü ''Guri'e'' geliyor. Nasara, Nusra gibi. Nasara yardım etti, Nusra yardım edildi. ''Gara'e okudu, Guri'e okundu.'' Ayette bunu şöyle görmekteyiz. ''Ve izâ Guri'el Gur'ânu'' Kur'an okunduğunda ''Festemi'û uleh, Hemen onu dinleyin, ona kulak verin. Ve eee Garaenin muzarisi yakra'u gelir. Kara okudu, yakra'u okur. Burada e, nugri'uke geliyor. Bu agra'a yugri'u okutmak. Garae okudu, başına bir elif getirdiğimizde agra'a okuttu. Ve bunu çektiğimizde e, yugri'u okutur. Nugri'u biz okuturuz. Ke sana Başına bir de S geliyor. Okutacağız. Peygambere hitap. Sen Nugur yuke sana okutacağız. Felatansa unutmayacaksın. Yani peygambere Kur'an'dan vahiy geliyor. Kur'an Kur'an ayetleri ve kalbine yazılmış olarak bunları hazır buluyor. Bugünkü kısımda fiillerin yedi kısma ayrıldığını ana hatlarıyla ifade ettik ve bu iki kısımdan salim fiil bir de mehmuz hemzeli fiilleri ana hatlarıyla anlattık. Geri kalan kısımları sonraki derslerde e, tamamlayacağız. Ve bunları iyi anladığımızda herhangi bir sülasi fiilin hangi özellikte olduğunu ve e, ne gibi e, emir yaparken nelere dikkat edilir, e, işte İsmi fail yaparken nelere dikkat edilir? Onları bu şekilde anlayabileceğiz.